Duman çekmiş başınıza, görmedim gül yüzünü. Yare yare. Ay doğdu geçiler aldı kaldı ala kuzum. Kimler koyru gayri. Sevdamız, avazımız. Atatürk Cumhuriyet için Türk milletinin karakter ve adetlerine en uygun olan idare şekli demiştir. Cumhuriyet bilindiği gibi egemenliğin halkta olduğu bir devlet yönetim şeklidir. Aynı zamanda cumhuriyet demokrasinin bir uygulama şekli olup halkın yönetimde söz sahibi olduğu sistem demektir. Amerikan ve Fransız devrimlerinin yansıması Osmanlı devlet yönetim sisteminde Atatürk'e kadar reform düşüncesini meşrutiyet fikrinin ötesine geçirmemiştir. Genel olarak cumhuriyet düşüncesinin gelişmesi özellikle Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra gerçekleşmiştir. Savaştan sonra Rusya, Almanya ve Avustralya gibi imparatorluklar yerini cumhuriyet rejimine bırakmıştır. Atatürk demokratik cumhuriyeti benimsemiştir ve buna göre Türkiye Cumhuriyeti'nin temel niteliklerini şöyle sıralayabiliriz. Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olması. İkincisi milli birlik ve beraberlik. Üçüncüsü insan haklarına bağlılıktır. Ve dördüncüsü yine milli devlet olmak ve Türk milliyetçiliğine bağlı olmak cumhuriyetin temel ilkelerindendir. Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlılık, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmezliği, laiklik, demokratik, sosyal hukuk devleti ve devlet yetkilerinin kullanılmasında kuvvetler ayrılığı cumhuriyetimizin temel ilkelerindendir. İşte bu güzel yönetim sistemini getiren Atatürk, cumhuriyeti de Türk gençliğine emanet etmiştir. Bu güzel günün anısına atamızın sevdiği bir türkü ile Cumhuriyet Bayramımızı biz de kutlayalım. Sarı zeybek şu dağlara yaslanır, yağmur yağar silahları ıslanır. Efendim Osman Pehlivan'dan alınan bu Rumeli türküsünü Kubilay Dökmetaş'ın yorumundan dinleyeceğiz. Altyazı M.K.
karşı